Halacığım bak limonunu falan da koydum. Dikkat edin yağı falan akmasın, tamam mı? Ay halacığım ellerinize sağlık. Vallahi nasıl teşekkür etsem az. Restoran aradı sordu mezeler yok mu diye. Ben de yok diyemedim, öyle kara kara düşünüyordum. Aslında yapmayacaktım ama işte. Sana kıyamadım. Yani hiç hoş olmadı kapıları öyle çarpıp gitmen. Hala bana o kadını savunacaksan lütfen hiç tartışmayalım. Yani bence kızlar da haklı, ben de haklıyım. O yüzden kalbini kırmak istemiyorum. Aman Türkan. Kalbimiz ne zaman bir bütün olup yüzümüz güldü ki? Hep kırıldı, hep kırıldı. Bak, içim paramparça biliyor musun? Babanıza çok üzülüyorum. Size de gücüm yetmiyor. Ben vallahi şaşırdım kaldım ne yapacağımı. Allah söyleme böyle, ne olursun. Tabii tabii. Hala yapma, hala etme ama hepsini siz yapın. Neyse, geldi benim şoför. Bayağı da yakışmış ha. Bunu gören de 40 yıllık şoför sanır. Merhaba. Alayım ben valizleri hala. Hadi bakalım. Huysuz kaynanana selam söyle. Tamam. Ben hemen bir geliyorum. Müjgan Hanım. Babam vicdanlı biridir. Annem de öyleydi rahmetli. Bizi sevgiyle büyüttüler. Öyle kötülükmüş, nefretmiş. Yok bizim kumaşımızda. Ama bütün bunlar insanlığımızı, duygularımızı kullandırmak anlamına gelmiyor. İzin vermeyiz buna. Huzurumuzu bozanların da bu çatı altında yeri yok. Eğer sizin birazcık gururunuz varsa hemen çıkıp gidersiniz bu evden. Bir babayla kızlar arasına da girmemiş olursunuz. Bugün var ya, bugün çok başka bir gün, çok güzel bir gün. Milat, milat. Keyfin yerinde bakıyorum, evi tuttuk ya. Aa, sadece evi tuttuğum için değil. Ya bak vallahi bugün keyfimi hiç bozamazsın ha. Neye delirdin ya yine? Ne bu beş karış surat böyle? Kadın arsız ya. İstenmediğini bile bile hala duruyor bu evde yüzsüz. Yok neymiş? Adnan bela olmuş, oğlu dert olmuş. Hepsi bahane. Var ya hepsi babamın yufka yürekliliğini kullanmak için. Üf, ya hadi bizi geçsin, biz bir şekilde gidiyoruz. Ama halamın da kızların da düzenini bozacak. Babam cezaevinden çıkıyor bugün Türkan. Ne? Sen ciddi misin? Evet, talihi oluyor. Soner müthiş bir haber bu. Yani ya şu an daha başka bir şey beni mutlu edemezdi gerçekten. Nasıl yani? Soner baban haksız yere içerideydi. Sonunda çıkıyor çok şükür. Tamam anlıyorum da yani ben sana kaç kere seni seviyorum, sana aşığım diye dil döktüm defalarca, hiç bu kadar sevindiğini görmedim yani Türkan'cığım. Ya Soner ne alakası var? Allah Allah kıskanç. İnanamıyorum ya. Annenin haberi var mı? Ay kesin var ya, çıldıracak. Yok yok ben ona söylemedim. Sürpriz olacak. Dili tutulacak sevinçten. Kaçta gideceksin karşılamaya? Akşamüstü gideceğim. Hatta babanla da konuştum. O da gelecek belki. Babamla ne ara görüştünüz? Görüştük işte babanla Türkan. Ne yani görüşemez miyim? Allah ya Türkan üzmeyin artık şu adamı ya. Bir Müjgan hikayesidir gidiyor. Lütfen rica ediyorum ya. Soner sen benimle dalga mı geçiyorsun? Olmaz o kadın ya, olmaz. Oğlunu da başımıza musallat etti, kendini de. Ya kadının ne günahı var ya? Var. Çünkü babamı kandırdı. Oğlunu tekrar başımıza dert etti. Ya hadi bizi geçsin, babamın dönüşü düşünmesi lazım. Dönüş yeni kanser atlattı. Serdar'la yeni bir yol çizecekken onun sıkıntıdan, dertten uzak durması lazım. Ya Türkan tamam da bak. Dahası falan yok. Sen de bu işe karışmayacaksın. Babamla da sakın arka çıkayım falan deme. Bozuşuruz. Hadi otele gidelim, üstümüzü falan değiştirelim hadi. Gitmek istiyorum şuradan. Müzik
Nereye Müşken Hanım? Gideyim ben ne zaten. Türkan bir şey mi söyledi? Bakmayın siz onlara Müşken Hanım. Kızlar babalarına çok düşkündür. Ne dediklerini bilmiyorlar. Onlar için de zor bir durum. Cahilce konuştular işte. Ben bunları hak etmiyorum. Evet, evet tabii. Ama işte onlar da oğlunuz yüzünden. Oğlumu silip attım ben. İçim yana yana, canım yana yana sildim. Hani ben daha ne yapayım bilmiyorum ki. Müsaade edin de gideyim. Ne yapmayın, olur. Ne olur Müjgan Hanım Allah aşkına yapmayın. Sadık abimin yüreğine iner. Hem o Adnan denilen adam sizin peşinizdeyken eve gitmeniz ne derece doğru olur? Ev sizin için güvenli bir yer değil. Evimi de dar ettiler bana. Ne çilem varmış. Hani gerekirse polise sığınırım ama ben artık burada kalamam. Şunları bir verin bana bakalım. Verin. Gelin bakalım şöyle biraz oturalım. Müjgan Hanım, eğer şimdi giderseniz abim kızlarını asla affetmez. Her şey çok daha kötüye gider. Ben abimi tanıyorum. Evi köyü terk eder, kahrolur. Zaten kaç kere kalp krizi geçirdi, hastanelerde yattı. Siz kızları aldırmayın. Onlar iki gün homurdanır, üçüncü gün unuturlar. Ama eğer şimdi giderseniz... Kızlar beni düşman gibi görüyorlar. Hem sanki babalarının iyi niyetini suistimal ediyormuşum gibi suçluyorlar beni. Ben ne yapacağımı şaşırdım. Bakın şimdi ben size güzel bir kahve yapayım. Siz de biraz sakinleşin. Hiçbir yere gitmek yok. Hemşire Hanım, bakıyorum hiç sektirmiyoruz ilaçları. Figen sayesinde ezberledim vallahi hepsini. Antibiyotin de iç. Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.